Merhabalar, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün İnsan Vücudunun Öyküsü'nün 3. programını gerçekleştireceğiz. Önceki programlarda yağ oranının kültür evrimiyle normal genetik evrimin arasındaki farktan dolayı belli uyumsuzluk hastalıklarından bahsetmiştik. Bugün de daha çok yağlanma üzerine, vücudun yağ tutmasında oluşan sorunlar üzerine yine belli tip hastalıklara değinerek kemik erimesi de var bunun kemik erimesi, mesela. Kanser, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara da değinerek gideceğiz. Louis Pasteur'un aslında ilaç üretimiyle ilgili başlamak istiyorum. Çünkü kültürel evrimin hızlanması, şarap yapımında kullanılan tartar asidinin yapısıyla ilgili yaptığı çalışmalardan hem iki tane şey buluyor Pasteur. Bir tanesi şarabın 60 derecede kaynatıldığında mikroplardan arındırıldığını ve şarap endüstrisi bu konuda çok hızlanıyor, kar etmeye başlıyor. Bunun dışında yine ipek böceklilerinden arınmayla ilgili onlara karşı o mikrobik şeylere karşı yine bir ilaç üretimi gerçekleştiriyor ve ipek böcekçiliğini de kurtarıyor. İpek böceklerini öldüren bir hastalığı aslında ne olduğunu buluyor. Yani mikropların açıkçası bakterilerin keşfini sağlıyor Pasteur. Hatta Pasteur işte pastörize süt dediğimiz kavram da Pasteur'dan geliyor aslında. Aynen. Penisilin 1928'de yine bulunuyor kültür evriminin hızlanmasıyla. Ve bu ilaç 2. Dünya Savaşı sonrasında ancak seri üretime giriyor, tabi oluyor. Niye önemli penisilin gibi ve antibiyotikler gibi bu tarz şeylerin keşfedilmesi? Doğal seçilimin doğal döngüsünü engelleyici tedavi yöntemleri bulunuyor. Evet. Ve kültürel evrim genel gelişen genetik evriminin önüne geçmeye başlıyor. Kesinlikle doğru. Diye bir giriş yaptım. Daha sonrasında sana yine paslamadan önce endüstri devrimiyle beraber fabrikada çalışma saatleri daha çoğalıyor. Eskiden avcı toplayıcı bir kabilenin üyesi saat 6.30 gibi kalkıp günde 2 saat şekerleme yapıp işte şu anda siesta dediğimiz uykuya dalıp sonra akşam 9'da tekrardan uyurken şu anda baktığımızda bir bilgisayar başında çalışan ya da masa başında bir işte çalışan birey günde 8 saat çalışıyor. Yaklaşık 775 kalori sarf ediyor. Yine aynı şekilde bir otomobil işçisi 1400 kalori yaklaşık sarf ediyor. Kömür madencileri ise 3400 kalori sarf ediyor. Ama avcı toplayıcıların günde 15 kilometre hareket ettiğini ve şu andakinden çok daha fazla kalori sarf ettiğini maden işçileri haricinde göz önünde bulundurmalıyız. Bu da yine yağ depolanmasını hızlandırıyor ve buna karşı bunların kaslara depolanmasının yolunu açan durumlara engel oluyor ve vücutta obezite gibi, yağlanma gibi durumlara yol açacak. Aslında bu kalorileri örneğini vermek çok doğru. Yani en basitinden mesela günde işte bütün gün oturduğunuz zaman masa başında işte 92 kalori harcıyorsunuz saat başına. Ama mesela koştuğunuz zaman bu 800 kaloriye kadar çıkabiliyor. Bu aradaki fark tabii çok önemli. Ve hani senin söylediğin gibi işte avcı toplayıcılardaki vücudun alışkın olduğu yapı, hani çok kalori harcamak üzerine, çok hareket etmek üzerineyken bizim kültür evrimimizin bize getirdiği sürekli oturmak veya mesela çiftçilik yapmak gibi şeyler bu kalori harcamının önüne geçiyor. Aslında bir çiftçi örnek olarak 3000 kalori harcıyor bir günde. Ve bu çok önemli. Ama şöyle düşünün, bir çiftçisiniz ve işte hayatınız boyunca her gün 3000 kalori harcıyorsunuz. Fakat sonra emekliye ayrıldınız. Emekliye ayrıldığınızda doğal olarak hareketiniz azalacağı için diyelim ki 600 kalori fark etsin arada. Bir şey var, hani daha az harcıyorsunuz. Bu da sizin aslında obeziteye giden yolunuzu gene önünü açıyor. Çünkü bir denge aslında vücut. O da şu denge, aldıklarınızla yani input dediğimiz besinlerle dışarı hani onu harcadığınız, sonuçta onu bileşenlerine ayırıyorsunuz o besini. Yani yağ, işte şeker depolama gibi gireceğiz onlara. Ve bunu sonra da vücudunuz kullanıyor. Yani hem işte vücudun kendi gereksinim için işte beyin hücrelerini yenilemek olsun, sindirim nefes sistemi. Almak olsun, sindirim sistemi olsun, bağışıklık. Ama bunun dışında da fiziksel aktivitelere bunu harcıyorsunuz. Siz çok hareket etmezseniz, harcamazsanız o zaman ne oluyor? İşte kilo almanın ve yağın artmasının önünü açıyorsunuz. İşte bu da zaten o kültürel evrimden dolayı olan uyumsuzluğun başlangıcını gösteriyor. Mesela 73 kalori sadece durduğun yerden vücut harcarken çok daha fazla miktar yağ depoluyor. Dediğin gibi bu bir avantaj sağlıyor. Şimdi mesela beyaz pirinç gibi daha lifsiz gıdaların sindirim sistemimiz açısından
neden zorlandığını ve neden yağ oranını, glikoz seviyesini yükselttiğini de şöyle açıklayabiliriz. Lifsiz gıda olarak aslında çok daha seri bir şekilde beyaz pirinç gibi lifsiz gıdalar sindirilecek. Doğru. Ama bu sindirilmeyle beraber karaciğere fazla yük binecek ve pankreastaki insülin üretimi fazla oranda yine artmak zorunda kalacak. Ama vücudumuz yine buna uyarlı olmadığı için hızlı bir şekilde bununla baş edemeyecek ve insülin fazla üretmeye başlayacak. Doğru. Ve bu insülinin fazla üretilmesi de glikoz seviyesinde daha fazla depolanmasına neden olacak. Kesinlikle. Bu zaten kan şekeri nasıl hızlanmasından kaynaklanıyor. Niye liflerden bahsettin? Aslında çok önemli bir nokta. Hani hep bahsediyoruz işte ilk insanlar meyve yiyordu ki o meyvenin de şu anki atasından çok yani şu anki halinden çok farklı olduğundan bahsetmiştik şeker içermesi açısından. Hem de işte kabuk yiyordu. Bunların hepsi lifliydi. Lif neye yarıyor? Yani liften bahsediyoruz ama onu açmak lazım. Lif şunu yarıyor. Lif, siz lifli bir şey yediğinizde bağırsağınızı sarıyor o lifli şey yerken, geçerken bağırsaktan ve emilimi yavaşlatıyor. Emilimi yavaşlatın çünkü sonuçta ince bağırsakta emilim olduktan sonra işte kana karışıyor bu orada emilen şey, şeker ve karbonhidrat gibi şeyler. Dolayısıyla bunların emilimini yavaşlattığı zaman kana karışım hızı azaldığı için o şekerin mesela glikozun insülin yani pankreas daha doğrusu pankreas çünkü üretiyor insülini ne kadar insülin gerektiğiyle ilgili hesaplamaya zamanı oluyor. Ondan dolayı da bu yavaşlamadan dolayı gereği yettiği kadar insülin salgılıyor. Daha fazlasını salgılamıyor. Daha fazla salgılamadığı için de zaten sonra bir senin söylediğin işte insülin çünkü çok salgılarsanız o zaman kan şekeri, fırlayan kan şekeri yemekten sonra glikozla birden düşeceği için bu sefer de acıkacaksınız. Ve bu bir kısır döngü olmaya başlıyor. Yani hem çok yiyorsunuz, insülin çok artıyor, glikoz, işte insülin arttığı için kan şekeri düşüyor. Kan şekeri düşünce bu sefer acıkıyorsunuz tekrar. Yani kısır döngü burada. Yani yine bir yeme var. İşte tam bu noktada lifli yiyecek bunun önüne geçiyor. Çünkü bizim vücudumuz hızlı şekilde sindirmeye ve bu şeylerin kana karışmasını, şekerin bu kadar hızlı şekilde kana karışmasına göre uyarlanmadı. İki şey daha var. Ondan bahsedeyim. Oraya gelmeden önce söyle, onu şeyden de bu ilaçlardan da devam edelim istiyorum. 1964 yılında Joseph Lister'ın bulduğu karbolik asit kullanarak mikropların nasıl öldürülebileceğini yine keşfetmesi bu konuda çok önemli. Bu ne sağladı? Antiseptikler ve steril teknikleri geliştirdi. Ve böylece artık biz Osmanlı'nın kullandığı gibi Osmanlı döneminde ya da diğer tarım imparatorluklarının kullandığı dönemde en sterile edilmeyi en iyi sağlayan madde tuzken artık biz bunları modern tekniklerle geliştirmeye başladık. Hatta çok güzel bir not düşmüşsün. İpek yolu ve baharat yolu boşuna bu kadar değerli değildi diye. Kesinlikle. Çünkü tuz yemeklerin steril kalmasını sağlayan, sterilize edilmesini sağlayan ve depolanmasını sağlayan önemli. Baharat da dahil ona. Yani tabii baharat. Evet. Yani tuz ama şu da var mesela. Napolyon Fransız ordusunun işte başına geçtiğinde ilk yaptığı şey bir tanesi. Sanırım 1810 olması lazımdı. Konserve yiyecek taşınmasını sağlıyor orada. Evet, 1810 olması lazım. Çünkü hani konserve yiyecekteki bir şundan önemli. Yiyecek olmazsa, erzak olmazsa o ordu ne kadar uzun savaşabilir? Lojistik destek. İki, tabii ki o tutulan yiyeceğin bir ömrü var. Anlatmıştık bunu bir önceki programda. Siz bu yiyeceğin ömrünü ne kadar uzatırsanız ve ne kadar rahat depolayabilirseniz, hani bir konserve için söylüyorum, o kadar daha rahat savaşır o asker. İşte bu konserve olayında Napolyon böyle sağlamıştı ve ordunun gücünü arttırmıştı. Tabii senin bahsettiğin işte Osmanlı'nın da baharat ve ipek yolunu ele geçirip ordusunu oradan, o zaman çünkü hiçbir şeyde ne buzdolabı hiçbir şey yok. Steril tutmak ya da steril tutmak demeyelim de besinlerin zarar görmesini engelleyecek diyelim. İşte baharatın önemi orada çıkmıştı. İşte iki tane tarihten, ordudan iki tane örnek. Evet evet. Bunu da değindiğimiz gerçekten güzel oldu. İki şey var. Ondan bahsedeyim. Glikoza girmeden önce. Glikoza sonra devam edersin glikozdan. Tamam. Şimdi iki tane şeyi unuttuk. Birincisi şu. Mesela hamburger. Yani bir biftekten öğütülerek yapılmış hamburger. Veya işte fıstık ezmesi. Yani işte İngilizlerin peanut butter dediği ezmeler. Bunlar aslında öğütülerek yapılan ve posası çıkarılan, lifi azaltılan prosesler. Şimdi bir hamburgeri veya da işte fıstık ezmesini yediğinizde kalori olarak bir kere yüksek kalori alıyorsunuz. İki, normalde vücudunuz ne yapıyor? Bir şey yediği zaman onun bir posasını çıkarıyor. Sonuçta sorunu siz işte rektumdan dışarı atıyorsunuz. Ve orada bir emilim oluyor sonuçta. Fakat siz bunu engelliyorsunuz. Sindirim süresini kısaltıyorsunuz. Çünkü gıdayı işliyorsunuz. İşlenmiş gıda sindirim süresini azalttığı için emilim hızlanıyor. Emilim hızlandığı zaman da işte bir de lif olmayınca işlenmiş gıdada. O zaman sen az önce bahsettiğimiz işte
kana çabuk karışması, glikoz oranının fırlaması. Kan şekerinde büyük dalgalanma. Dalgalanma olması. Bu sefer de insülinin, o zaman pankreasın gelinen fazla insülin üretmesi. Çünkü insülinin görevi glikozu belli seviyede tutmak. Tutam ama fazla olduğu için glikoz, insülin de bunu tutması gerektiği için gelinen fazla bir üretim yapıyor. Çünkü çok hızlı kana karışması vücudun alışık olduğu, uyarlanmış olduğu durum değil. Çünkü eskiden böyle değildi. Eskiden işlenmiş gıda yoktu. Dolayısıyla bu olduğu zaman da kan şekerinin düşmesi ve sonra bahsettiğimiz o işte kısır döngü ortaya çıkıyor. Bu çok önemli. Söyle. Çok güzel anlattın. Şeyi de atlamayalım istiyorum. Evrimsel olarak yine David Lieberman'ın açıkladığı uyku evreleriyle alakalı bir durum var. Nedir? Bizim aslında seviye seviye uykuya dalma seviyelerimiz var. Ve bunun böyle ayarlanmasının nedenini aslında evrimsel olarak sırtlanların seslerini, mesela uğuldama seslerini duymaları, insanların horlama seslerini duymaları ve toplu bir şekilde uyudukları için kendilerini güvenli hissettikten sonra ancak tam derin uykuya dalma gibi bir mekanizma olduğunu söylüyor. Ve hatta tek başına uyan insanlarda uyku problemi olacağı ihtimalinin daha yüksek olduğunu, yani daha izole uyumaya alışkın olan kişilerin. Çünkü bu mekanizmaların devre dışı kalıp derin uykuya dalmalarının çok daha güçleştiğini. Çünkü bunu seviye seviye yaşayacaklar. Çok güzel bir örneğe parmak bastım. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu bizim ne kadar doğaya ait olduğumuzu göstermiyor mu? Kesinlikle. Yani sen doğanın içindesin, ormanın içinde uyuyorsun. İlk insana bahsediyorum. Ve işte yavaş yavaş uyku seviyen zorlaşıyor. Yani daha derinleşiyor diyeyim, zorlaşıyor demeyeyim. Ve niye bu? İşte hışırtı duyuyorsun. İşte yaprak hışırtısı veya senin söylediğin gibi sırtlan uluması duyuyorsun. Her an aslında vücudun işte bir alarm durumu olduğunda kortizol hormonunu harekete geçirip seni ona göre hani hemen enerji üretip hani aslandan kaçman için, tehlikeden kaçman için aslında uyarlayacak pozisyonda. Ve böyle bu uyuduğunda aslında bir şekilde uyurken öbür yandan bu sesleri duyduğun için aslında bilinçaltına bir güven oluşuyor. Yani sorun yok, işte her şey olması gerektiği gibi. Aslında bir uyurken bir bilinçli olma dönemi gibi. Ama şu an biz niye uykusuzluk sorunu yaşıyoruz? Çünkü izole yataklara dayatıyoruz. Hiçbir ses yok. Senin vücudun aslında buna alışık değil. Buna çok güzel bir örnek var. Yani uykunun işlevlerinden bahsedersek, burada bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, büyüme hormonu salgılanması, hücre onarımıyla alakalı bir sürü yenileme işlevleri var. Ama kortizol salgılandığında bizim senin de bahsettiğin gibi sabah daha dinç bir şekilde kalkmamız. Çünkü işte kan şekerinin yükselmesi belli durumlar var ve uyanık kalmanın nedeni oluyor. Bu aslında çok bize evrimsel açıdan avantaj sağlayacak bir özellik olabilir. Tabii aslan yiyecekse seni mesela. Evet, yani doğada bir vahşi hayvan olabilir, sürekli tetikte olman gerekir. Ama kortizol hormonunun çok salgılanması sürekli bir tetikte endişe ve stres haline neden oluyor. Bu da çok büyük zararları olabiliyor. Bağışıklık sistemine, uyku problemlerine neden olabiliyor. Yeme alışkanlıklarıyla ilgili daha hızlı acıkmana neden oluyor. Yani stres seviyesi kesinlikle yüksek olan insanlarda tok olsam bile açlık hissinin daha çok olduğunu görebiliyoruz. Orada bir de tabii grelin hormonuyla leptin hormonundan bahsetmek lazım. Leptin hormonu aslında siz dinlendiğinizde uyurken salgılanan bir hormon. Leptin hormonu yüksek olduğu zaman, yani dinlenmiş olduğu zaman mesela sabahları daha tok kalkarsınız. Fakat grelin hormonu uykusuzluğunuz olduğunda yükselen bir hormon. O hormonu mesela sizin aç kalmanızı, aç hissetmenizi sebep oluyor. Karnınız tok olsa bile. Yani uykusuzluk aslında çok önemli bir nokta. Uykusuzlukla devam etmeden önce bir şeye gelmek istiyorum. Bir öncesinde atladığımız bir konu var. O da şu. Aynı zamanda tabii yemeklerden bahsedelim. İşlenmiş yemeklerden bahsetmiştik. Bir de bunun et kısmı var. Siz şimdi şu anki zamanı düşünelim. İşte hayvanları alıyorsunuz. Bir besleme kampına soktuğunuzu düşünün. Şimdi bunların binlerce hayvan beraber. Bir hareket sahası yok. Sürekli siz bunları tahılla besliyorsunuz. Ki o hayvanlar normalde tahılla beslenmiyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani daha işte bahsettiğimiz gibi gene daha lifli şeyler yiyorlardı. Ve dip dibe oldukları için hastalıkların bulaşma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü konuştuğumuz gibi grip gibi mesela hastalıklar, evrilen hastalıklar işte sizi hapşırtarak ve işte etrafa kendini saçmanızı sağlıyor. Kendisini saçmasını sağlıyor. Dolayısıyla etrafa geçebiliyor. Siz dip dibesiniz bir de, yani hayvan olarak söylüyorum o ortamda. Dolayısıyla hayvanlar ölmemesi lazım. Ondan antibiyotik basıyorsunuz. Antibiyotik basınca ne oluyor işte? Yani bir kısır döngü, sağlıksız, ekolojiyi kirleten, aslında etlerle beslenmiş oluyoruz biz. Yani kendimizi zehirliyoruz aslında bunu yaparak. Ama bir de şunun şöyle bir etkisi var. Siz sürekli et tüketimini sağlamak için dünya özellikle popülasyon, ki popülasyon çok arttı. Bütün alanları tarıma çevirmeye çalışıyorsunuz. Orman kaybı oluyor. Hadi ekolojik etkisini geçtim orman kaybının. Bir de siz tarım yaparken
Mısır ve ne bileyim işte yem aslında, yani hayvanları yemek, yem olacak şeyler üretiyorsunuz. Yani insanları besleyecek şeyleri tanımını yapmıyorsunuz. Hayvanlar yem üretiyorsunuz ki hayvan onu yesin, şişmanlasın. Ondan sonra biz onu kesip sonra et olarak satalım. Bu da dünyadaki açlığı da aslında çok büyük bir maalesef katkısı oluyor. Bunu da örnek göstermek lazım sağlık açısından. Evet, yani gayet güzel oldu. Dediğin gibi yani bunu şu andaki işte endüstri devrimiyle beraber hızlanan kültür devrimi sorunlarından olarak sayabiliriz. Mesela avcı toplayıcılarda aslında 3 programdır bahsettiğimiz hiç bir şekilde görünmeyen hastalıklar: koroner kalp hastalığı, kemik erimesi, yüksek tansiyon, astım, karaciğer kanseri, gut, miyopi ve diş çürü. Bunlar avcı toplayıcılarda görmüyor. Bunlar uyarlanımla alakalı, bizim yediğimiz besinlerle alakalı ve fiziksel aktivite eksikliklerinden aslında kaynaklanan hastalıklar. Viseral yağ denilen göbek bölgesinde genelde yağ oluşumunu ve asıl zararlı olan, yani asıl zararlı olan yağ türü aslında bu oluyor. Vücudumuzun tabii ki sabit ve sürekli bir glikoz depolamaya ihtiyacı var. Doğru. Ama bu glikoz depolamalarıyla beraber insülin seviyesinde de bir dengeyle insülin direncinin de kırılmaması gerekiyor. Bunun için de yediğimiz gıdalar son derece önemli. Fruktoz gibi genelde meyveler olan ya da balda var mesela. Balda olan ya da daha endüstrileşmiş ürünlerde daha fazla olan, işte gazlı içecekler gibi olan şey gıdalar çok daha zor hem yakılıyor vücutta, evet, hem de insülin direncini düşürüyor. Bu ikisi gerçekten... İnsülin direncini arttırıyor. Pardon, insülin direncini arttırıyor ve evet, pankreasın fazla insülin salgılamasından dolayı şeker ve glikoz depolamasında sıkıntılar doğuyor. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu yüksek tansiyona yol açan gıdalardan fruktozu özellikle sayabiliriz. Evet. Yağlı ve özellikle doymuş yağlı. Doymuş yağlar ve trans yağlar aslında orada. Dediğin gibi yani normalde şeyde doğada doymamış yağlar var. İşte lifli şeyler yediğinizde, kabuklu şeyler yediğinizde. Fakat doymuş yağ veya trans yağlar, trans yağ ki şey demek, doymamış yağın doymuş yağa çevrilmiş hali, yani bir işlenme var. O tip yağlar çok tehlikeli çünkü bir, gene dediğim gibi vücut alışık olmadığı bir yağ tipi. Alışık olmadığı için de vücudun işleme hızından daha çabuk bir şekilde kana karışıyor. Yani sindirim, hep aynı şeye geliyoruz ama aslında ana nokta insanın şişmanlamasının ve işte obeziteye giden yol, ki şu an bu çağımızın hastalığı, hepimiz ayna karşısına geçip işte spor yaptıktan sonra vücuda bakıp ne kadar yağlıyım ne kadar değilim diye bakıyoruz. Bütün bunun sebebi aslında vücudun bu tip yağlara alışık olmaması ve sindirimine sindirim hızına yapamaması, ulaşamaması. Çünkü obezite için aslında şu önemli: bir, emilim hızı. İki, yediğiniz şeylerin, gıdaların kalori oranı, yani yüksek kalori mi? Üç, hareket etme. Şimdi siz bunun tam tersini yapıyorsunuz şu anda. Yani biz aslında kilo almamak için işte sürekli bir sürü şey geliştiriliyor. İşte ilaç geliştiriliyor veya işte insanın ne bileyim veya başka hastalıklar için söyleyeyim gene. İşte insanın ömrünü uzatmak için bir sürü ilaç var değil mi? Hani sorunları halledilsin diye. Halbuki bunu yapmak yerine siz insanın vücudunun uyarlandığı şekilde beslenmeye çalışsanız ve yaşamaya çalışsanız aslında bu ilaçların hiçbirine gerek kalmayacak. Tabii ilaç sektörü sorunu olur, o ayrı mesele. Ama aslında bütün nokta burada. Evet, aslında işte burada senin tam söylediğin bu işlenmiş yiyeceklerin endüstrileşmeyle beraber verisal yağlara daha fazla yol açtığını görüyoruz. Evet. Peki bunun nedeni ne? Kalorileri karaciğerimiz ve pankreasımız normalde yapabileceğinden çok daha hızlı emiyor ve glikoz seviyesi yine çok daha hızlı birikiyor ve bundan dolayı da bir yine uyumsuzluk oluyor ve bu yağlar, genelde işlenmemiş yiyeceklerdeki yağlar, direkt olarak visceral, yani aslında bize zararlı olan yağlar şeklinde depolanmaya başlıyor. Evet, doğru. Aslında şu da var. Şimdi yakılabilen fruktozlar sınırlı. Sonuçta karaciğerin sınırlı bir fruktoz yakma şeyi var. Ve bunu siz ATP'ler varsa ondan hiç bahsetmeyin. ATP'ler kısaca nedir? Vücudunuzda bulunan adenin trifosfat diye geçmesi lazım. Bütün enerjiyi depoladığınız piller gibi düşünün bunu. Vücudunuzda ATP'ler geziyor ve enerji gerektiği zaman bu ATP'ler işte kandan gerekli şeyi çekip, glikozu bir şekilde çekip işte kaslara göndererek bu aktiviteyi yapmanızı sağlıyor. Ve sonra tabii tekrar geri ATP'nin dolması lazım. Çünkü hep ATP'ler dolu enerjiler ki sizi besleyebilsin. Şimdi bunun şöyle bir evrimsel avantajı var. İki program önce şundan bahsetmiştik. İnsan sonuçta ilk insanlardan bahsediyor, avcı toplayıcılardan. Her gün yemek yeme gibi ihtimali yok. Yani mesela bir yemek yiyip ondan sonra 4-5 gün aç kalma ihtimali var. İşte siz o aldığınız kalorileri yağa çevirdiğinizde
adenin trifosfatı sürekli bir sonuçta yağdan beslendiği için hani çünkü onu hep yakıp enerjiye çeviriyor. Sizde sürekli bir enerji, yemek yemeseniz de bir enerji alabilme durumunuz var. E bir de bu sindirim orada yavaş olduğu için yani bu yakmak da zor aslında yağları. Çünkü çabuk yakabiliyor olsaydınız yağlarınızı o zaman zaten bu günlere gelemezdik. Çünkü çabuk yakabiliyor olsaydınız o zaman avcı toplayıcılar mesela atıyorum yedikleri yağı bir günde yakabilecek hızda genler geliştirmiş olsalardı o zaman bir günde yakacaklar için bir gün yemek bulmazsa öleceklerdi. Dolayısıyla devamı gelmeyecekti. İşte yağların aslında yavaş yakımının bir avantajı var. O da işte aylarca yani aylarca demeyeyim yarı aç dolaşması mesela bir ay boyunca veya da bir hafta boyunca aç dolaşması da gene hayatta kalabiliyor çünkü yağdan besleniyor. Dolayısıyla hayata kalabilmesi işte bizi bugüne kadar getiriyor. Evet yani yağ depolamaya aslında üç programda da söylediğimiz meyilli evet. olduğumuz için vücutsal olarak ve uyarlanımsal olarak bunun dışına çıkıp enerjiyi fazla aldığımızda aslında hareketsizliğe meyletmeye, tembelliğe meyletmeye evet. uyumluyoruz. Çünkü onu vücut tutmak istiyor. Bunu aslında avcı toplayıcılara göre düşünmemiz gerekiyor. Hayatta daha iyi kalabilmemiz için de sürekli yiyecek tekrar tekrar bulmamız gerekiyor ama fazlasını sürekli depoluyoruz ve yağ en çok depolanan şey yağ olarak depolanıyor ve hızlı bir şekilde de tekrar onu enerjiye dönüştürebiliyor. Bir de şöyle bir şey var mesela karbonhidrat yağa göre daha kolay yakılabilen bir şey değil mi? O zaman niye karbonhidrat depolamıyoruz mesela insan düşünüyor ama orada şöyle bir durum var. Şimdi siz şöyle düşünün hani 100 bin liranız olsa 200 liralık banknotlarla bunu saklamayı tercih edersiniz 5 liralıklarla mı saklamayı tercih edersiniz 200'ler değil mi? Çünkü daha az 200'lük banknotla saklarsınız. E tamam şey de böyle yağ hücresi mesela 1 gram yağ hücresinde 9 kalori varken işte 1 gram şekerde 4 kalori var anlatabiliyor evet. muyum? Dolayısıyla da böyle olduğu için vücut da mantıken en fazla depolayabileceği yapıdan o yani şeyi enerjiyi depoluyor da yağ oluyor. Anlatabiliyor muyum? Protein ise dokuların tamiri yakıt olarak evet. Parçalanarak yapıyor. Karbonhidratlar daha kolay yakılıyor. Enerjileri ama daha az yoğunlukta evet, depoluyorlar. Öyle. Ama en işlevseli her zaman yağ depolanması ve en çok yüksek kalorili de alabileceğimiz şeyler yağlar. Yani yağlar hayatta kalmamız için en önemli enerji kaynaklarından biri. Kesinlikle öyle. Ama bunu o kadar fazla aşmaya başladık ve o kadar fazla eski yaşayışa göre uyumsuz haldeyiz ki birçok hastalık meydana geliyor. Kendimizi Canan Karatay gibi hissettik. Evet biraz öyle oldu. Yemeyin. Yağ yemeyin. Devam edeyim. Kolesterole gelelim. Şimdi kolesterol da mesela önemli bir konu. Şimdi kolesterol aslında doymuş yağ sorunuyla alakalı. Şimdi normalde yağlar ve trigliseritler, bu da bir şeker tipi, suda çözünmezler. Dolayısıyla bunun kanda işte lipoproteinler tarafından taşınırlar ve çözünümü o şekilde sağlanır. Şimdi bizim damarlarımız mesela işte belli ve şöyle bir durum da var. Burada bir dondurayım bu anlattığım çünkü bir şey söylemem lazım, bu önemli. Şimdi eskiden insanlar daha erken ölüyorlardı fakat daha az hastalıkları vardı. Şimdi günümüzde biz daha geç ölüyoruz ama daha fazla hastalığımız var. Yani aslında ömrümüzü uzattık ama hastalıklar pahasına. İkisi arasında bir anlamda bir değiş tokuş oldu. Bir değiş tokuş oldu. Ve bu hastalıkların bir tanesi mesela damar işte sertliği, işte kalp hastalıkları gibi şeyler. Peki bu nasıl oluyor? Bunda kolesterolün çok büyük etkisi var. Çünkü onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu lipoproteinler iki tipi var bunların. Bir HDL bir de LDL diye. LDL'ler kötü kolesterol dediklerimizden. İşte yüksek yoğun ve büyük hücreli şeyleri, trigliserit ve yağları taşıyan şey tip bu. Şimdi bu damardan geçerken öyle ya da böyle damar arterlere yani damarın içindeki damarın duvarına yapışıyorlar. Hepsi değil ama bir kısmı. Yapıştıktan sonra tabii bunlar oksijenle de orada sonuçta kanın içine bir sürü şey geçiyor besin, oksijen. Oksijenle tepkimeye giriyorlar. Fakat oksijenle tepkimeye girdiklerinde hepsi çözülmüyor oradan. Bir kısmı orada tepkimeye girme yanmaya sebep oluyor. Ve inflamasyon dediğimiz, tabii bu çok doktor dilinde oldu ama hani yanma dediğimiz bir tepkime gerçekleşiyor. Bu tepkimeyle de duvarda yapışık kalıyor şey, bu lipoproteinler, LDL'ler aynen. Ve orada bir plak gibi bir şey oluşuyor. E siz bu plak kim temizliyor? Vücutta tabii ki de akyuvarlar var. E akyuvarlar bunun üzerine gittiklerinde bir kısmı tabii ki bunu temizleyebiliyor. Fakat diğer kısmı tabii plağın büyüklüğüne göre değişen bir şey. Bu işte kolesterol etkisi orada aslında ortaya çıkıyor. Kolesterol ne kadar fazlaysa sizde kötü huylu kolesterol o kadar plağın büyük olma ihtimali artıyor. Dolayısıyla da bu gelen akyuvarlarının da bir kısmı ona tepkime geçtiğinde çözemeyince ve o plak yığınına katılınca işte bu damar tıkanıklıkları başlıyor ve işte bu kötü etki de bundan geliyor. Veya daha kötüsü olabilir pıhtı, yüzen pıhtı kanda. Mesela ben bunu kendi dedemden biliyorum. Onu da anmış olayım buradan. Mesela o şeydeyken işte tatildeyken bu yüzen işte şeyin
pıhtıdan dolayı işte beynine gitti ve şey öldü. Bu aslında buna da neden oluyor. Yani çünkü yüzen pıhtın her an nerenize gideceği belli değil. Kanda yüzüyor ve şey yapmanız mümkün değil. Kontrol etmeniz mümkün değil. İşte bunlar hep bu tepkimeden dolayı ortaya çıkıyor. Bunu anlatmakta önem var diye düşündüm. Evet, yani şeyde özellikle mesela yaş büyüdükçe ömür süresi uzuyor, evet, modern zamanlarda, ama bununla beraber damar tıkanıkları, özellikle kılcal damar tıkanıkları, işte kalp tıkanıklıkları, kolesterol seviyesinin de artmasıyla beraber en fazla gördüğümüz maalesef ölümlere yol açan, evet, hastalıklar diyebiliriz, rahatsızlıklar diyebiliriz. Burada tabii kortizoldan bahsetmemiz lazım. Siz koştuğunuz zaman en fazla kortizol ve glikagon hani şeyleri, enzimleri daha çok kanınıza bulunur. Çünkü kortizol mesela insülinin tersine, yani işlemi tersine çevirir. Kaslara emir gönderir ki yaksınlar glikojeni diye ve şey üretsinler, enerji üretsinler ki vücut devam edebilsin diye. Tabii kortizolun yüksek olmasında fayda var. Biraz tabii şeye gidersek, tabii bunun hani çok biraz şeye girdik çünkü biyolojiye girdik. Biyoloji dersi olsun da istemiyoruz bunu. Estağfurullah. Şeye gelirsek eğer biraz da mesela süt üretimine girelim. Şimdi süt üretimi bir anne için çok önemli, yani tabii çocuk için. Fakat bu süt üretimi işte normal kalorinin %25 oranında, 20 ile 25 oranında daha fazla enerji harcamaya neden oluyor. Peki bu süt üretimini yapabilmek için belli bir enerji ihtiyacınız var. Yani kadınların aslında erkeklere göre %5, %10 oranında daha fazla işte kilo, yani kilo konusunda, kilo depolama konusunda, yağ depolama konusunda böyle bir eğilimin olmasının sebebi aslında buradan geliyor. Çünkü kadınların çocukları var ve çocukları beslemeleri gerekiyor, özellikle sütle. Bu, evet, sütü de sağlayabilmek için bir enerji sonuçta harcıyorlar. Bunu yapabilmek için de bu şeye yağ ihtiyaçları var. Yani bu konuda kadınların bizden şu anki günümüzde daha şanssız olmaları gibi konu var. Tabii bu mesela şuna da etki ediyor. Avcı toplayıcılardayken işte kadınlar sonuçta onlar o zaman da hamile kalıyorlardı. Fakat belli bir şekilde yemek olmadığı zaman, hani şu an mesela her gün yemek var. O zaman yemek bulamadıkları zaman hamileliklerini kötü etkiliyordu. Hamilelik oranını düşürüyordu. Veya başka bir uyarlanım oluyordu. O günümüzde de var. O da şu. Diyelim ki anneniz az yemek alabiliyor. Çocuk da o zaman rahimdeyken o sırada bir o kadar kendini ona göre uyarlıyor. Mesela işte böbreği daha az gelişiyor veya işte ne bileyim kafası, vücudu daha az gelişiyor. Yani kendini o az enerji yoksunluğuna göre kendini uyarlıyor. Ve buna göre uyarladığı için de hayata geldiği zaman, çünkü vücudu rahimdeyken böyleydi, hayata geldiği zaman ve birden enerji yokluğunun gittiğini varsayalım, o zaman kilo alma konusunda çok daha yatkın oluyor bize göre. Daha fazla enerji alacağı ürünlere şey yükleniyor. Evet. Bunun tabii psikolojik tarafı da var. Ne gibi? Mesela emzirme alışkanlığında, emzirmeyi erken bırakan çocuklarda daha doyumsuz bir şekilde yemek yeme ileriki yıllarda görülebiliyor. Bunu da daha bilinç dışı bir şekilde Freud'dan bir yorumu da mevcut. Onu da ekleyelim. Hı hı. Aynı şekilde kadınlardan ve annelerden gidiyoruz ya. Kanser ve kanserin aslında özellikle göğüs kanserinin ve diğer üreme kanserleri, rahim kanserinin yumurtalık, evet, nedenlerine baktığımız zaman aslında östrojen hormonunun çok fazla salgılanmasını görüyoruz kadında. Ve ilk aslında kanseri Hipokrat buluyor, inceliyor. Daha sonra Rigoni Stern 1760-1839 yılları arasında Verona'da ve bu kanser vakalarının işte %88'i istatistiğini çıkardığında %88'inin kadın olduğunu görüyor. Ve ilginçtir, meme kanserinin rahibelerde daha fazla görüldüğü yine ortaya çıkıyor. Rahibe hastalığı deniyor. Niye deniyor buna? Peki biliyor musun? Evet, sen söyle ama. Evet. Çok söylemek istedim falan. Yok, hayır, hayır. Ben çok enteresan gelince söyledim. Peki, sen bilirsin. Evet. Şundan da söylüyor. Şimdi ilk insanlarda, yani işte şeylerde, avcı toplayıcılarda sonuçta doğum oranları daha fazla. Ve aynı zamanda da bir enerji fazlalığı yok. Çünkü onlar zaten hep doğurmaya çalışıyorlar. Ve bu kadar enerji de bulamıyor etrafta. Sonuçta östrojen hormonu da tamamen ne kadar adet gördüğünüzle doğru orantılı. Yani ne kadar fazla adet görürseniz o kadar fazla östrojen hormonu artan bir şey. Fakat siz işte hamile olduğunuzda ve çocuk doğurduğunuzda ve tabii işte emzirdiğinizde östrojen hormonu o zaman daha dengeleniyor. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var. Yani şunu ekleyelim. Tabii. Ne kadar çok çocuk sahibi oluyorsa kadınlar, kanser riski üreme kanserleriyle alakalı azalıyor. O kadar azalıyor. Kesinlikle bu çok doğru. Enteresan. Gerçekten bir şey. O da şöyle, bir emzirdiğinizde zaten işte o kanallardan süt çıktığı için oradaki atıkları da atıyorsunuz. İkincisi şöyle bir şey var. Şimdi
Sizin vücudunuz bu kadar fazla enerjiye alışık değil ve bu kadar fazla enerji ve östrojeni destekliyor. Östrojen de sonuçta yumurtalık, rahim ve işte bu tip üreme organlarının gelişiminde, hücrelerinin bölünmesinde çok etkili. Ve sonuçta bununla bahsetmiştik bir bölüm önce. Ne kadar işte hücrelerin bölünmesi artarsa o kadar mutasyon oranı yükseldiği için siz sürekli yüksek derecede şeye östrojen hormonuna eğer maruz kalırsanız o zaman o kadar fazla kanser oranınız artıyor. Rahibe hastalığının denmesinin sebebi de aslında bu. Çünkü rahibe de biliyorsunuz kendilerini kiliseye adıyorlar ve hiçbir şekilde çocukları olmuyor. Dolayısıyla olmadığı için tabii adet görme sayısı artıyor. Bir de şu an günümüzdeki kalori alımını düşünürsek rahibe hastalığı denmesinin bu hastalığa nedeni çok aşikar bence. Evet ve geçim sıkıntıları modern zamanlarda arttıkça çocuk doğurma oranı azalıyor. Çocuk doğurma oranı azaldıkça da bu hastalıklara daha meyilli hale maalesef geliyorlar. İki şey atladık. Yani glikoz konusunu bitirmeden önce biyoloji konusunu bir somut bir örnek vermek daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ele alalım bir elma ile bonbonu. Elma 13 gram işte glikoz içeriyor. Bonbon 21 gram öyle düşünüyorum şeker daha doğrusu. Şimdi bonbon elmanın aslında işlenmiş hali, posası yok. Daha fazla şeker katılmış hali. Elmasa öyle değil, daha lifli hal. Şimdi siz elmayı yediğinizde, sonuçta bunun bir posası var, atıyorsunuz lifli. Vücudunuzdaki glikoz oranını, hem glikozun karışma hızı, yani kan şekerinin artma hızı yavaş. Dolayısıyla insülin yükselmesi az. Hem de aldığınız, sonuçta lifli olduğu için aldığınız gıda emilim daha yararlı. Bonbonda ise öyle bir durum yok. Daha tatlı, kesinlikle tadı daha iyi. Yani şeker olarak söylemeyiz. Çünkü tatlı iyi geliyor bize. Fruktoz da hatta tatlıdır. Ondan iyi gelir tat olarak. Şeyse bonbonda ise böyle bir durum yok. Çabuk kana karışıyor. Şeker direkt alıyorsunuz. Vücut daha fazla istiyor ve dediğim gibi işte kan şekeri birden düşünce insülinin yüksekte olmasından dolayı bir daha hani tekrar kan şekeri düştüğü için bir daha onu istiyorsunuz. Dolayısıyla kısır döngüyü yaratıyor. Yani aslında tok yani istemeni ve tok kanısı. Aslında çok basit bir örnek. Ama Amerika'da mesela işte günümüzde hani Amerika örnek veriyorum. Çünkü orada marketing konuları özellikle pazarlama konuları çok biliyorsun hani revaçta ön planda. Hani Avrupa'da veya Türkiye'de göre daha fazla da pazarlamanın ben halka etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve orada mesela işte yapılan şeylere bakıyorsunuz reklamlara. %80'i insanları işte veya çocuklara yönelik hep işte şekerleme tüketmeleri, abur cubur yemeleriyle ilgili. Hani çok daha az yani sağlıklı ilgili. Çikolata varken bir ıspanak tercih ettirmeyecek şekilde hep kesinlikle tüketime yönlendiriliyor. Ve bunların çoğu maalesef zararlı gıdalar. Evet. Sahip olmadığımızdan fazla yağ depolamamıza neden olan gıdalar. Aynen. Diyebiliriz. Sonuna doğru aslında yaklaşıyoruz. Miyopiden bahsedebiliriz yine bu konuda. Stres konusu var tabii. Hı hı. Ondan bahsedeyim. Yani stres mesela günümüzün o da bir problemi. Çok tabii hoş bir konu değil. Herkesin stresten de çok şikayet ediyor ama stresin aslında evrimsel olarak bir avantajı var. O da şu. Stres sizin zor bir anda hani adrenalin hormonuyla ve gene işte bahsettiğimiz işte kortizol hormonuyla çabuk enerji üretebilmenizi dolayısıyla da alarmize olmanızı aslında sağlayan bir hormon durum. Fakat tabii streste şöyle bir şey oluyor. Kana glikoz bırakımı hızlı olduğu için dikkatiniz artıyor. Daha hani açlığınız da tabii artıyor bu yüzden. Çünkü dikkat arttığı için daha fazla enerji tüketimi olduğu için en azından acıkıyorsunuz da. Fakat sizi daha hareketli hale getiriyor. Bir de viseral yağın depolaması tabii maalesef arttırıyor negatif olarak. Ama siz sürekli stresli durumda olduğunuz zaman işte stresliyken niye yemek yiyoruzun cevabı burada aslında. Stresliyken çok yemek yiyoruz çünkü stresliyken vücut o dikkat ve alarmize modda olduğu için sürekli bir yeme ihtiyacı doğuyor. Yeme ihtiyacı doğduğu için de hani stresi öyle bastırmaya çalışıyoruz ama onu tekrar geri tetikliyor. Aslında bir kısır döngüye giriyorsunuz gene yani. Bu göz hastalıklarıyla ilgili çok biyolojik kısmına girmeyeceğim. İstersen sen bahsedebilirsin ama miyopinin çok artması mevcut. Bunun nedeni de aslında okuma oranının avcı toplayıcıları ve sonraki tarım devrine göre çok daha yükselmesi ve küçük yazılara sürekli odaklanmak zorunda kaldığımız için göz ekseni ve göz merceği hasar görebiliyor. Bununla alakalı da bir sürü rahatsızlık çıkıyor. Yani dolayısıyla modern zamanlarda da yani okumaya aslında okumanın tarihçesi çok daha bu kadar 6 bin yıl değil. Oldu. Yani 6 bin yıl. Ve dolayısıyla buna da uyarlanmış gözümüz yeterlice değil diye kısaca buna da değinmiş olalım. Öyle. Onun şeyine girmeyen biyolojik kısmı. Burada bir de tabii kemik erimesi de çok önemli mesela. O da bir uyarlanım hastalığı. O da şundan kaynaklanıyor. Aslında orada iki tane hücre var. Osteoblast, osteoklastlar. Yani kemik yapısı çok enteresan. Sürekli bir yani mütemadi bir reformasyonda yani yıkım ve yapış.
İşte osteoklastlar, osteoblastlar bulunursa iki tane farklı şey bunlar hücre. Biri hücre şey kemiğin tekrar yapımı için görevli, diğerisi kemiğin tekrar yıkımı için görevli. İşte osteoklastlar yıkım için, osteoblastlar da yapım için. Peki bunu niye anlatıyorum? Şöyle. Şimdi biz eskiden yani ayakkabı falan yoktu. Yani 10 bin sene önce çarık vardı. Bir 5 bin sene önce de işte Romalılar değil, çok yanlış oldu. Romalılar 2000 sene oldu, neyse. O zamanki işte toplulukların kullandığı çarık veya işte ayakkabıya benzer kullandıkları tabanlıklar var. Şimdi siz yalın ayaklıyken normalde nasıl, ne yapıyordunuz? Bu keratinden oluşturulan bir şey var. Nasır denilen bir yapı var. Nasır hepimize gelişir. Ayaklarda tırnaklarımızda falan daha var. Nasır tutuyordu ayaklarınızın altı. Ve böyle bir uyarlanımız vardı. Fakat şimdi ayakkabı kullandığımız için nasır yok. Fakat ayakkabı neyi sağlıyor? Temasınızı kesiyor. Ve şöyle bir şey var. Siz kemiğinizi ne kadar zorlarsanız aslında o kadar fazla bu osteoblastla osteoklast arasındaki dengeyi sağlıyorsunuz. Çünkü zorladığınız zaman kemiğinizi kullandığınız zaman hani hep kullanmaya, spor yapmaya, hareket etmeye geliyorum. O kadar fazla o denge sağlanıyor. Öbür türlü işte yok edici olan osteoklastlar osteoblastlardan daha fazla çalıştığı için aslında kemiğiniz eriyor. Bunun da sebebi zorlamadığınız için ve hareket etmediğiniz için. Çünkü vücuda hep bir enerji dengesi olduğundan bahsettik. Ve hep şey oluyor, eğer ben bunu kullanmayacaksam o zaman yani niye oraya enerji harcayayım ki bakış açısı var. Ve enerji oraya harcamam ben diyor. Bunu hani laktaz konusunda anlatmıştık hani şey sütle ilgili durumda. Kemik erimesi de aslında bundan kaynaklanıyor. Yani kullanmak gerekiyor şeyi, vücudu. Aynı avcı toplayıcı olduğu gibi yürümek gerekiyor. Bunu da belirtmek istedim. Ama maalesef aynı şekilde çıplak ayakla yürümemiz de mümkün değil. Tabii. Caddeler ona göre tabii, ayarlanmamış. Tabii. Kesinlikle tabii. İşte ne oluyor? Gazlı içecekler, meyve suları, patates cipsi, beyaz pirinç gibi gıdaların sürekli tüketim anlamında teşvik ediliyor bize. Ama halbuki bu yiyeceklerle ilgili daha sağlıklı bir beslenme programı eski uyarlanımlarımıza göre geliştirdiğimiz takdirde ve bunun dışında egzersiz aynı şekilde bir avcı toplayıcı gibi günde 15 kilometre yürümesek bile 8-10 kilometre egzersiz yapılabildiğinde hem visceral yağlardan korunabiliyoruz hem de bununla ilgili uyarlanım hastalıkları ki şu andaki çağımızdaki görülen bu kitapta da anlatılan bunların hepsi uyarlanım hastalıkları evet. Ve hem hastalanmak oranımızı düşürüyoruz hem acı çekerek yaşamıyoruz hem de ömrümüzü uzatma ihtimalimiz daha fazlalaşıyor. Ama buradaki en önemli şey evet ömür uzatıldı belli antibiyotiklerle belli tedavi yöntemlerinin keşfedilmesiyle ama bu sefer daha sancılı bir şekilde yaşamaya başladık. Daha ızdıraplı bir şekilde yaşamaya başladık. Aslında bunu da böyle bir alternatif çözümle David Lieberman öneriyor. Yani şöyle hani üçlemenin tabii sonuna geldik. Son işte zamanımızda da hani biraz özete girmek istiyorum. Özete girmeden önce bir şeye daha bahsedeceğim. Şeyin de önemi var onu da unutmadan söylemek istiyorum. Mesela tuz ve alkolün etkisi de çok fazla bu uyarlanma hastalıklarında. Mesela aa, biz, evet, eskiden, biz eskiden tuz alımı da daha azdı. Hani meyvelerden aldığımız veya da işte yiyeceklerden ki şu an soframızdan eksik olmuyor. Ve alkol tüketiminde tabii. Şimdi tuz ve alkolün yaptığı şey aslında aynı şey. Tabii alkolün fazla alınmasından bahsediyorum. Mesela tuz ne yapıyor? Vücuttaki suyu çekiyor. Suyu çekince yani kandaki su oranı azalınca kan yoğun bir şey olduğu için basınç artıyor. Basınç artınca da tabii damarları zararlı oluyor. Alkol de bir nevi aynısı yapıyor fazla alkol aldığınızda. Bu ikisinin bu ürettiği basınç ve işte damar hastalıkları da gene işte günümüzde yaşanan hastalıkları örnek. Çünkü eskiden tuzdan dolayı böyle bir damar sertleşmesi veya da koroner kalp hastalığı gibi bir şey yoktu. Yani, aşırı oranda böyle bir şeyin tüketimi evet. Zaten mümkün değildi. Bir de bir şey daha soracağım. Hani antibiyotiklerden bahsettin. Aslında antibiyotikler bana şunu hatırlatıyor. Çünkü antibiyotikler zararlı hücrenin yanında iyi hücreyi de yok ediyor biliyorsunuz. Hani kemoterapi de böyledir mesela. Evet. Bu şuna benziyor işte 1209 yılında Fransa'da bir işte Bezier şehri var. Orada bir Katolik ordusu oluşuyor ve yaklaşık bir 20 bin heretik yani heretikten kastım din dışı ya da kafir diye adlandırılan 20 bin kişiyi kılıçtan geçiriyorlar. Fakat tabii orada kim hakikaten heretik kim değil çok belli olmuyor ve oradaki papaz şöyle bir şey söylüyor. Yani işte hepsini siz öldürün, Tanrı zaten onları orada ayıracaktır gibi bir şey söylüyor. İşte bu da aslında antibiyotiğin yaptığının aynısı. Çünkü antibiyotik açısı bütün hani zararlı veya zararsız hepsini öldürüyor. Çünkü zaten yeniden hücreler oluşuyor. Bizim aslında bu yoldan gitmemiz lazım. Yani tarihte mesela bunun örneği var. Antibiyotik de aynı yol. Hani bizim bunu yapacağımız, ki bu David Lieberman'ın hani önerisi, işte en başta söylediğim gibi daha uyarlanımlara göre, kendi vücudumuzu daha fazla tanıyarak. Baştan önüne göre, geçmek aslında. Baştan önüne geçersek o zaman bununla ilgili işte ilaça masraf, yani para harcamak zorunda kalmayız. Şimdi ama maalesef sanayide en büyük yatırımlardan biri ilaç sanayisi olduğu için. O da kapitalizme ters oluyor. Çünkü popülasyon artıyor, üretim ve bildiğin gibi işte günümüzün sorunları.
Ben son olarak ya bütün bu üçlemeyle ilgili ben yorum yapayım. Tabii. İstersen sonra sen yorumlayayım. Tamam. Öyle bitirelim. Bir şey tabii, kaldı aynen. mı? Yok, gözden daha kaçırdım. Bir şey kalmadı. Şimdi aslında genel olarak bu kitapta kültürel evrimle biyolojik evrim arasındaki hız farkı ve biyolojik evrimin önüne geçen kültürel evrimin ne gibi hastalıklara yol açtığını gördük. Şimdi tabii ilerleyen zamanlarda kültürel evrim daha da hız kazanıyor. Tabii. Fütüristik bir yorum yapmak gerekirse bir adım daha kitabın önüne geçersek ne oluyor? Bilişim sektörü ve teknolojik yapılan siber buluşlar, biyolojideki, nörobilimdeki, yapay zekadaki artık hareket alanımızı çok çok daha fazla aynı Wall-E filmindeki gibi evet. kısıtlama ihtimali var. Ve bundan dolayı da birçok şeyi ne biz düşünerek aktiviteye geçirmeyeceğiz. Yani DNA'mıza tamamen ters bir noktaya doğru gidiyoruz genetiğimize. Ve bu da aynı zamanda siyasi olarak bir oligarşi doğurma ihtimali var. Çünkü teknoloji muhtemelen herkese ulaşmayacak. Ve bu aradaki zeka farkı makinalarla açıldıkça gelişmemekte olan ülkeler ve insanların çoğunluğu çok daha kötü bir durumda kalabilirler. Bu da muhtemelen bilimsel olarak yani kültürel evrime hızlı gelişmesine bir tepkiyi doğurabilir. Ama bu pozitivizme bir tepki olursa sonuçları iyi mi olur, kötü mü olur bunu kestiremiyorum. Bu belki de insanlığın yaşayacağı en garip dönemlerden biri olacağını tahmin ediyorum, düşünüyorum. Tabii bu biraz daha fütüristik bir konuydu, yorumdu. Ama genel olarak bu üçlemede kültürel evrimin, biyolojik evrimin önüne geçmesiyle beraber yaşanılan hastalıkların ve şunu da önerebiliriz izleyicilere, çok daha doğal gıdalarla beslenmeleri. Tabii ki insanız yani... İstediğimiz şeyleri de yiyeceğiz. Hı-hı. Mesela az oranda alkolün faydaları da olabiliyor. Her şeyin azı gerçekten makbul. Ama bunlara dikkat edilmesi ve evrimsel bir bakış açısıyla da düşünmek sağlığımızla alakalı son derece önemli. Ben son bir yorum yapayım. Teknoloji ve insan bölümünde biraz bundan bahsetmiştik. Özellikle Black Mirror denilen dizideki işte teknolojinin geldiği nokta ve insanı doğasından, kendi yapısından koparması ve bunun tabii bizim ilişkilerimize kadar sirayet etmesi. Gene Her filminden bahsetmiştik hatırlarsan. Aslında Daniel Lieberman'ın götürdüğü nokta da bu durumu, David Lieberman. İnsanın kendi doğasından kopması teknolojiyle ve koptuğundan dolayı da aslında bunun bedelini ödemesi. Biz, halbuki biz doğaya aitiz. Biz doğadan üstün değiliz. İnsanın kendi doğanın üzerinde şekillendirmesi, pozisyonlandırması aslında ilk yanlış hata. Biz doğaya aitiz. Doğanın bir parçasıyız ve buna ait şekilde tabii ki teknolojinin dönelim tekrar mağaralarda yaşayalım, elektrik kullanmayalım. Tabii ki böyle bir şey söylemiyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Doğanın parçası olduğumuz için doğadan ne kadar koparsak, istediğimiz kadar teknolojiyi geliştirelim, istediğimiz kadar zeki olalım, makinelerimiz olsun, doğanın önüne geçemeyeceğimizi söylüyorum. Ve bunu da zaten uyarlanım hastalıklarıyla insan vücudunun öyküsünde görüyorsunuz. Görüyoruz. Ekosistem sorunları da aynı şekilde. Dolayısıyla öyle. Bunun bir dengesi olması gerekiyor. Yani, önemli olan hastalığın işte teknolojiyle giderilmesi, önüne geçirmesi değil. Teknolojinin bir yarış haline gelmesi daha büyük ve bir sorun. Ve ekolojiyi yok etmemesi. Çünkü biz doğanın parçasıyla doğada yaşıyoruz ve doğayı yok ederseniz istediğiniz kadar yani her tarafı beton yapın, hiçbir çiçek olmasın, oksijen yok, ölürsünüz. Yani oksijeni üretecek bir şey, bir makineniz olsun gene doğa değil. Yeni türler muhtemelen ortaya çıkar ama sen olmaz. Bu yararlı olur mu onu da bilmiyorum. İnsanlar yok olur. Dinozorlar yok oldu yani. Anlatabiliyor muyum? Herkes yok olabiliyor. Yani dinozorlar son söyleyeyim bunda. Hani dinozorlar zamanında işte göktaşı düştü ve dinozorlar yok oldu. Ve ondan sonra oradan işte milyonlarca yıl geçti. Sonra biz olduk. Ve o zamanki işte hayvanlarla şu an bu zamanki hayvan arasında fark var. O zaman yaşayıp bu zaman yaşamayan bir sürü hayvan var. Yani doğa böyle bir şey. Evet. Biz son nokta değiliz. O zaman doğa affetmez diyelim. Ve üçlememizi bitirelim. Evet. Umarım zevk almışsınızdır. David Lieberman'ın İnsan Vücudu'nun Öyküsü'nün üçlemesinin sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.